Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Özatay bir yazı yazdı Yetkin Report'ta. Hı hı. Diyor ki Eylül 2021'de durup dururken Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesiyle başladı her şey diyor. Enflasyon hedefi %5'ti ama enflasyon %19'du. Buna rağmen düşürüldü faiz diyor. Şimdi Türkiye seçime giderken iktidarın en öncelikli Erdoğan'ın diyelim en öncelikli hedefi seçimi kazanmakken üretim sürsün diye, işsizlik artmasın diye bu politikayı hayata geçirmek yani faiz sebep ve enflasyon sonuç, enflasyon düşürmek diyelim, faizi düşürmek diyelim, faizi düşürmeye başlamak rasyonel miydi? Pragmatizm açısından soruyorum. Rasyonel miydi Erdoğan açısından? Yoksa kötü mü olacaktı yani işsizlik çok artacaktı, fabrikalar kapanacaktı vesaire vesaire. O yüzden mi yaptı bunu? Ben bir dönem Erdoğan'ın yanında durmuş bir iktisatçıya sordum. Gerçekten merakımdan sordum bunu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya nas var, sana bana ne oluyor dedi. Evet. Bir de bu düşük faizin yatırımları hızlandıracağına inanıyor. Evet. Ben dedim ki arkadaşıma ya bunu meraktan dedim şey yapıyorum. Nas var. İnanıyor mu buna dedim. Yani inanıyorsa sıfır yapalım dedim. Yani çünkü bir de günah, 15 de günah. Tabii günah yani faiz günah. İnanıyor hocam dedi. Hatta Erbakan'dan şey yaparak atıfta bulunarak Erbakan Hoca gibi dedi. Sizi gidip faizciler sizi derdi bize dedi. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakan. Sonra dedim ki yani bu faiz düşerse ben niye yatırımımı götüreyim de Türk lirasına koyayım? Evet. Yani değil mi? Bankacılık sistemi aracılık sistemidir. Mevduatı evet. Toplar krediyi verir. Evet. Şimdi mevduat toplayamayacağına göre bankalar kredi veremeyecek. Kredi veremeyecek. Gene olmayacak. Bu makine çalışmayacak yani. Evet. Ki dövize gidecek. Net işte dövize gitmesin diye bin bir türlü numara çevireceğiz. Ki öyle yapıyoruz 2 yıldır. Hocam ona da inanıyor dedi. Dedim bu kötü ya. Buna inanıyorsa gerçekten yani çünkü bu finansın, iktisadın temel anlayışına aykırı bir şeyden bahsediyoruz. Şu anda biz başkasının parasının değerini belirlemeye çalışıyoruz. Amerikan dolarını Amerikan Merkez Bankası basıyor inan. Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası Türk lirası basıyor. Evet. Türk lirasının değerli olması lazım. Bunun değeri de fiyatı faizdir. Faiz ne kadar yükselirse o kadar değerli olur. Siz değersizleştirirseniz herkes de Türk lirasından kaçar. Dedik ki şöyle galiba hocam dedi. Arkadaşın formülasyonunu söylüyorum. Yani ya içki kötü bir şey. Sen işte her gün bir 35'lik içiyorsun bu kötü. Şunu 2 teke bağlayalım. Bu böyle bir şey dedi yani. Tamam mı? 2 teke bağlayalım bunu çok fazla içme. Faiz kötü bir şey. Şunu %8,5'a bağlayalım işte. Son oraya kadar getirmiştik yani. Bu akıllara zarar. Bize ne olacak hocam yani? Yani bize ne olacak var mı şu yani, anda? Hep beraber yoksullaşıyoruz evet. Yani. O zaman şimdi seçime kadar Mehmet Şimşek gelsin dışarıya da olumlu mesajlar versin vesaire vesaire. Takvimde varsa dediğiniz gibi ise Katar vesaire. O zaman yerel seçimden sonra yine bu faiz sebep enflasyon sonuca dönme ihtimalini görüyor musunuz? Yani nas var diyebilir mi Erdoğan? Ya yeni? Şöyle bakın demin söyledim. Topyekun bir ekonomi politikası istikrar programı yapılmadığı müddetçe bir faizle bir işte Hafize Gaye Erkan'la 3 tane başkan yardımcısıyla bir tane Mehmet Şimşek'le bu ekonomi kendisine gelmez. Ben bunu bir iki yerde iddiayla söylüyorum. Şu anda bürokraside karar alma mekanizmasındakilerin içerisinde istikrar programı yapacak bir ekip ben tanımıyorum. Aşağıdaki örseledikleri uzmanları geri çağırmazlarsa ya gelin biz bu işi yapamadık bize bir el atın demezlerse ki ben kendi kurumumdan biliyorum görevden aldılar yöneticileri kıdemli uzmanları da sürdüler sağa sola kurumun hafızasını yok etmek için.
devlet planlama teşkilatının o değerli uzmanlarını, benim de arkadaşlarımı, sağda solda Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Sanayi Bakanlığı'nda, Ticaret Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda örselediler. Devlet personel başkanında bir havuz yapmışlardı, oraya atmışlardı önce. Orada garibanların ne masası var, ne odası var, ne bir şey var. O diğer bakanlıklarda iş bulan sevinerek gitti. Sabah kalktığımda gideceğim bir işim var diye. Onları geri çağırmaları gerekiyor. Bu arkadaşların kadrolarında bu ekonomi programını yapacak bir şey yok. Entelektüel kapasite yok. Hep bu 2001 krizinde Kemal Derviş'e örnek verirler. İşte Kemal Derviş geldi, 15 günde 15 yasa yaptı. Bu Türk bürokrasisine yapılmış büyük bir haksızlıktır. Kemal Derviş 15 günde 15 yasa yazmadı. Türk bürokrasi elektrik piyasası kanunu yazmıştı zaten. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu kanunu yazmıştı. Kamu İhale kanunu yazmıştı. Tütün kanunu yazmıştı. Buna bir liderlik yapacak bir lider aranıyordu. Zorlayacak. Tabii bu Kemal Derviş'in yaptığı budur. Yoksa gelip oturup kanunları Kemal Derviş'in kendisi yazdı. Ne getirdiği eleman yazdı. 7. Kalkınma Planı'nda yazar bu reformlar. O Derviş yasaları denilen 15 günde 15 yasa. Ben de onun 3-4 tanesini çalışıyorum o dönemde. İhale yasası çalışıyorum. Bankacılık, elektrik piyasası çalışıyorum. Böyle görüşe geldi Devlet Planlama Teşkilatı'nda. Ben işte uzman bakış açısıyla diyoruz ki ya bu maddenin şurası eksik olmuş, burası fazla olmuş falan. Bir büyüğüm bana dedi ki ya Uğur beni meşgul etme dedi. Bizi meşgul ediyorsun sen. Şu anda dedi Türkiye yangın yeri. 2001 krizi, 2000 Kasım'ında faiz şoku, 2001 Şubat'ında kur şoku. Türkiye yanmış, gecelik 7000'lik faizleri görmüşüz. Sonra kur 2 liralara kadar tırmanmış. Ortalık yangın yeri, ben senin falanca maddenin falanca fıkrasıyla uğraşamam ben şimdi. Bu yangını söndürmem lazım benim. 15 günde 15 yasa dedik biz. Bu çıkacak. Ben psikolojik üstünü elime almam lazım dedi. Dedim ki doğru söylüyor. Evet. Ne zaman, ne kadar zamanda sonuç verdiydi hocam o zaman? O işte 15 günde 15 yasa çıktı, Kemal Derviş geldi, işin başına geçti vesaire. Ne kadar zamanda? Ya orada IMF de vardı biliyorsunuz. IMF de vardı. IMF vardı. IMF Avrupa Birliği ki hükümet geldikten sonra Avrupa Birliği'nde çap olarak aldı içeriye. Evet. Sadece Türkiye'deki ekonomi yönetiminin değişikliği değildi bu. IMF ve Avrupa Birliği de bu şeylere kefil oldu. Evet. Türkiye'nin yaptıklarına kefil oldu. Çok hızlı biçimde. Sonuç alındı. Sonuç alındı. Hem 2001-2 yıl içerisinde tek haneli enflasyona gelindi. Evet. 2005 yılıydı yanılmıyorsam. Kamu açıklarını düşürdük. %3'ün altına düşürdük kamu açıklarını. Bankacılık sistemi çok sağlamlaştı. Öyle olunca biz 2007-2008 küresel krizde en az etkilenenlerden birisi olduk. Ne diye savunduk kendimizi? Çok güçlü bir bankacılık sistemimiz var. Evet. Çok güçlü bir kamu mali yönetimimiz var. Kamu finansmanımız var. O işte 2001 krizinde atılan temelin mirasıydı o. Bu şu anlama da geliyor değil mi hocam? Yani gerçekten iktidar bedeli ne olursa olsun enflasyonu düşürmek gibi bir karar alıp bu yönde politikalar geliştirecekse bunu yapabilir. Yapabilir. İşte ama yapıldı yine yapılır yani. İktidar şunu da biliyor. O koalisyon gitti. 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 Gitti seçimlerde. Gerçi orada Sayın Bahçeli erken seçim kararı aldırttı. Ya bunun bedeli oldu anlamına mı söylüyorsunuz bunu? Evet, bedeli oldu. O seçimler zamanında yapılsaydı onun meyvesini o koalisyon yiyecekti. AK Parti hükümeti iktidara geldi. AK Parti hükümeti onun meyvesini yedi. Şimdi şu yok. Bedava öğle yemeği diye bir kavram yok. Aha. Yani her yemeğin bir bedeli var. Bedeli var. Bunu buraya getirmeyecektik. Bu NAS diyerek faizi buraya kadar getirmeyecektik. Artık buradan sonra dönmemiz için bir bedel ödenecek. Ve şöyle bir şey vardır. Çok üzülerek söylüyorum. Aha. Amerikalıların bir lafı vardır. Shit rolls downhill derler. Pislik yukarıdan aşağı akar. Yukarıdaki karar alıcıların almış oldukları hatalı kararların bedelini aşağıdaki bizler öderiz. Biz aşağıdayız. Ücretliyiz biz. Ve ödeyeceğiz bu bedeli. Maalesef ödeyeceğiz. Keşke evet. Buraya gelmeseydik. Hocam şimdi bu vergi artışlarından sonra ÖTV vesaire falan filan, yani Mehmet Şimşek bunun için mi geldiydi? Bütçedeki açığı, işte bizim milletin aldığı 3 kuruş
ücretin üzerine çökerek mi kapatacaktı falan filan diye çok konuşuldu, tartışıldı. Biz de konuştuk, ettik. Bu kamu özel işbirliği projelerinin yarattığı yükün ne olduğu konusunda siz çok önemli çalışmalar yaptınız. Bir gazeteci olarak işte o çalışmaların çok kıymetli olduğunu burada söylemem lazım. Yarattığı yükün ne kadar ağır olduğunu sizin çalışmalarınızla gördük hocam. Bugün tweet attınız. Dediniz ki Ocak-Haziran 2022 döneminde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün köprü ve otoyollara yaptığı garanti ödemesi 8.9 milyardı. Ocak-Haziran 2023'te yapılan ödeme 23,8 milyar lira. Ocak-Haziran 2023'te, 6 ayda yani. Hı hı. Garanti ödemesindeki artış %167. Ondan sonra da emekliye maaş artışı %25. Şimdi yani bu adamlarla oturup çok atıf yaptık bugün de, dün Yalçın Hoca'yla da konuştuk bunu, o da söyledi. Bu adamlarla tekrar oturup Uğur Hocam, ya kardeşim bakın durumumuz ortada, ondan sonra açığı kapatmaya çalışıyoruz. Size de biz dünyanın parasını ödedik. Şunu gelin bir tekrar şey yapalım. Şu emekliye, işçiye bilmem neye zam yapmamız lazım falan. Denemez mi? Denemeyeceği için mi? Denmek istemediği için mi? Şimdi denmek istenmiyor tabii ki. Demenin yolları var tabii ki. Yani şimdi ben öteden beri söylerim. Yani el koyarız kolaycılığına değilim. Yani sözleşmeleri feshederim, el koyarım falan değilim. Çünkü o sözleşmelerin arkasında hukuki teminatlar var. Ama idarenin elinde de hukuki teminatlar var. Bu ben mesela Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bir yetkili olsaydım, hatırlarsınız 2 yıl önce Isparta'da Cengiz Elektrik'in sahibi oldu. Akdeniz Dağıtım elektrik yatırımlarını yetersiz yaptığı için 4 gün elektrikler kesildi. Evet. Bir vatandaşımız kışın öldü. Evet, donarak. Şimdi bunun çok büyük bir cezası var. Bu öyle kendi haline bırakılacak bir şey değil. Sözleşmede mi var? Sözleşmeye göre de var. Uluslararası kurallara göre de var. Ben o dönemde Kuzey Marmara Otoyolu'nda saatlerce kaldı insanlar şeyde. Evet, 6 hatırlıyorum saat. Hocam. Hatırlıyorum. Sosyal medyada bir şey yazdım. Bunun bir cezası olmalı. Yani. Bu böyle kendi haline bırakılacak. Havalimanının da çatısı çöktüydü. Evet. Bunun bir cezası olması lazım. Hem gazetede yazdım hem de şeyde yazdım. Ulaştırma Bakanlığı 6 milyon lira ceza kestik diye açıklama yaptı. Şimdi performans denetimi bu işlerin yumuşak karnıdır. Bu arkadaşlar bu paraları alıyorlar, hizmeti de layıkı veçile yerine getirmiyorlar. Yani İzmir şey projesinde, Gebze-İzmir projesinde bundan birkaç yıl önce de Balıkesir'de arabalar saatlerce yolda kalmıştı. Devlet yollarında arabalar zaten yolda kalıyor inan. O zaman biz bu otoyolu niye yaptık? Bu garantileri niye verdik yani? O parayı niye ödüyoruz? O parayı niye ödüyoruz yani? Ben ödemem. Evet. Ben ödemem. Ben o performans denetimi yaparım. Bu arkadaşların canını okurum. Zaten ben performans denetimini yapacak olsam bırakır giderler bana. Yani malzeme, araç var yani. Bunu yapacak araç var. Sözleşmeye dayanan. Sözleşmeye dayanır. Sözleşmeleri ben işte bu altılı masadaki arkadaşlar daha önce el koyacağız falan diyorlardı. Birisinin sözleşme gördüğüne inanmıyorum ben yani. Sözleşmeden kaynaklanan haklar kullanılırsa bu arkadaşlara bizim yaptırım uygulamamız mümkün. Onları bizle pazarlık yapmaya getirmemiz mümkün. Evet. Ama o incelikleri iyi bir performans denetim ekibi kurup o denetim ekibini arı gibi çalıştırmak gerekiyor. Ben şu anda yetkili olsam elektrik dağıtım şirketlerinin tamamına yakını feshederim. Feshederim. Haklı feshi. Niye haklı feshi? EPEDAK'a elektrik dağıtım tarifesi verirken bunlar diyor ki biz yatırım da yapacağız diyor. Şebekenin kalitesini artırmamız yatırım. Evet. Ne yapıyorlar yatırımları biliyor musunuz? Kendi iştiraklerine ihale ediyorlar. Yatırımı yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bilmiyoruz. O Isparta'da elektrik kesildiği vakit bunları konuştuk hocam. Evet. Hatırlıyorum. Evet. Aynen böyle konuştuk. Yapmıyorlar yani. Sonra unuttuk gitti tabii. Unuttuk gittik. Yani siz o yatırım benden tüketiciden parayı alıyorsunuz. O trafo yatırımını yapmıyorsunuz. Hala Isparta'da şey vardı ya, yer üstünde kablo vardı. Yer üstünde elektrik dağıtımda kablo kalmadı. Evet. Niye yapmıyor yatırımı? Evet. Ama parasını alıyor. Bunlar hep sözleşme feshi nedeniydi. Ama bizim yetkililer kullanmıyorlar. Yani kullandırmıyorlar. İşte şeyde de salgında da hem
bu havalimanlarının kiralarını genel olarak almadılar. İstanbul Havalimanı özelinde de 2043 ile 44'e ötelediler kiraları. 2018-19-20 kiralarını. Bu makine sürekli müteahhitler tarafına yontuyor. Sürekli müteahhitler tarafına yontuyor. Şeyi söyleyeyim, sözleşmeye göre döviz garantisi veriyoruz ya biz bunlara. Evet. Döviz üzerinden. 2018'e kadar yılda bir defa yılbaşında TL'ye çeviriyorduk. TL'ye çevirdikten sonra bir yıl boyunca o TL'yi uyguluyorduk. 2018'de kur hareketlenmeye başlayınca önce yılda iki defaya çıkardılar, sonra yılda dört defaya çıkardılar. Ben bunu şey diye yazmıştım Karar Gazetesi'nde. Müjde, müteahhitlerin ücretlerine zam geldi. Sevinelim hep beraber. O zaman bizim maaşlara da yapsınlar hocam. Madem öyle. Asgari ücreti yılda bir kereye çevirecekler. Evet. İki yıldır iki kere uygulanıyor. Çok geldi yani. Evet. Bu bakış açınız işte. Demin ki söylediğim gibi. Bir taraftaki geliri %167 artırıyorsunuz. Bir tarafta %25'i çok görüyorsunuz. Bu tamamen bir tercih meselesi. Yani tercihiniz ne taraftaysa öyle çalışıyorsunuz yani. Ben bu hükümet özelinde inşaatın hükümetin şımarık çocuğu olduğuna inanıyorum ben. Hiç başlarına bir şey gelmiyor. Kötü bir şey olmuyor yani. Evin şımarık çocukları vardır. Onların hiçbir kusuru görülmez. Evet. Aksine teşvik edilir. Ama diğer yerlerdeki en ufak bir şey yaptığında canında okunur. Bu arkadaşlar böyle yani. Evin şımarık çocuğu. Peki hocam, şimdi burada aslında ne olup bittiğini, aslında işte hangi paraların döndüğünü, kime ne kadar para aktarıldığını vesaire falan filan, bunları bir gün öğrenebilecek miyiz gerçekten hocam? Yani sizin hala mesela bürokraside temas halinde olduklarınız arasında bunların hesabını kitabını tutup böyle sağa sola not edenler var mı? Benim temasımı sürdürdüğüm yok. Ama not ettiklerine inanıyorum. Öyle mi? İnanıyorum çünkü... Bir gün defter açılır mı hocam? Açılır. Çünkü bu büyük para bunlar. Ve hep beraber canımız yanıyor. O arkadaşların da canı yanıyor. Günün sonundaki olan bitenden. Onlar da mutfağına ekmek götürürken zorlanıyorlar. Onlar da çocuklarının okul taksitini öderken zorlanıyorlar. Ve bunu bilerek bilerek aslında yapıyorlar. Evet. Ama günün sonunda saygı duymak lazım. Herkes Don Kişotluk yapamayabilir. Evet. En son tarihli. Onlar da ekmek götürecekler evlerine. Mümkün olduğu kadar şey yapmaya çalışıyorlar. Sistemin açığını fahş etmeye çalışıyorlar falan ama bir gün o devran dönerse hakikaten bu arkadaşların söyleyecekleri çok laf var yani. Var. Ben inanıyorum yani çok laf var. Yani bu şöyle bir şey. Benim en büyük haber kaynağım Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri. Yani bakanlar falan. Ben kendimi özel bir şey yapmak. Ben yıllardır bu altyapı projelerinde ulaştırma projelerinde katkı payını yazarım. Sözleşme ücreti daha yüksektir. Pahalı olduğu için gişede daha ucuz ücret uyguluyorlar. Aradaki farkı katkı payı olarak bütçeden ödüyoruz. Demek ki burada var şey. Burada. Dün ya da bugün Ulaştırma Bakanı açıklamış. Evet. Osman Gazi Köprüsü demiş 1250 lira demiş. Coştu. 200 lirasını demiş. Vatandaştan alıyorum. Evet. Aradaki 1050'yi cepten veriyorum ben demiş. Ben 1232 diye tahmin etmiştim. Demek ki 1250'ymiş. 1250. 1232 idi benim tahminim. 1250'ymiş. Ben az tahmin ediyormuşum yani. Avrasya Tüneli 166 lira sözleşmede. Gişede 53 lira, 113 lirayı şeyden ödüyoruz, bütçeden ödüyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü gişede 20 lira, sözleşmede 132 lira, 112 lirayı bütçeden ödüyoruz. Çanakkale Köprüsü sözleşmeye göre 497 lira, gişede 205 lira, 292 bütçeden ödüyoruz. Bunlar kara delik. Bunlar kara delik. Çok acayip hocam. Ya bunlar bir gün bir gelin bakalım şunu, bir konuşalım denilecek projeler bunlar. Bunun öyle bir açıklaması yok yani. Ha, bu da şöyle yapıyorlar. Biz bunları konuştukça da sözleşmeleri değiştiriyorlar. Tabii ki müteahhitin lehine değiştiriyorlar. İşte biz bir şey buluyoruz. Burada bir şey var diyoruz. Hemen sözleşmeyi değiştiriyor. Yakalandık. Burayı da düzeltelim. Burayı da değiştirelim diye bir süreç yaşıyoruz. Yani.